Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bildiğiniz gibi yeni ajanımızın tanıtım videosu yayınlandı. Ben de bir önceki videoda tanıtım videosunu aynen paylaşmıştım. Bu videoda da yeni ajanımızın yeteneklerini konuşacağız. Yeteneklerinin ayrıntılarını bilmiyoruz. Dolayısıyla tam anlamıyla bir yorum yapmak için bu yetenek ayrıntılarını iyi bir şekilde bilmek gerekiyor. Fakat bu videodan neler biliyoruz, neler öğrendik onlar hakkında konuşacağız. Eğer kanala abone değilseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın ve ajanımızın yeteneklerine bakalım. İlk etapta karakter Hızlı koşma ve kayma yeteneklerini görüyoruz. O kısma bakalım. Gördüğünüz gibi karakterimiz hızlı koşabiliyor. Bu nasıl bir yetenek olacak bilmiyorum. Ama tahminimce bir şarjı ol olacaktır. Sky'ın heal'ı gibi, Viper'ın duvarı gibi. Bu şekilde kayma yeteneğini de bu şekilde görebiliyorsunuz. Bu şekilde belli mesafelere koşabileceğiz. Benim tahminimce Sky'ın heal'inde olduğu gibi yeteneği alacağız. %100 şarjı olacak. Belli mesafelere koştukça bu azalacak. Aksi takdirde çünkü e, nasıl söyleyebilirim bunu? Yetenek sırasında silahsız kaldığınız için aşırı 300 bir yetenek olabilir. Hızlı koşma durumunda vurulmanız daha zor olacaktır. Spike al kaç tarzında şeyler yapabilirsiniz. Bu tarzda bir yetenek olacaktır. Kayma yeteneği konusunda gerçekten tereddütlerim var. Zaten koşarak vurmaktan şikayetçi birçok insan kayarak vurma artık nasıl gerçekleşecek? Bunu gerçekten merak ediyorum. Mekanik açıdan yeni bir ajan geliyor. Bu da gerçekten çok güzel. Bunun dışında ajanımız Phoenix'in duvarı tarzında fakat çift duvar açıyor ve bir koridor oluşturuyor. Bu da benim gerçekten çok hoşuma gitti. Özellikle bu belirttiği sahnede split haritasında fazlasıyla işe yarayacak bir karakter bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Bu yetenek de benim gerçekten çok hoşuma gitti. Benim tahminimce o duvar içerisinde de tıpkı Phoenix'in duvarından veya Viper'ın duvarından geçerken olduğu gibi belli bir etkiye maruz kalacağız. Bence nasıl söyleyebilirim Phoenix'in duvarında olduğu gibi düşmanlarımızın canı azalacaktır. Ultisine geliyoruz. Ultisinin de yine detayları çok önemli. İlk başta böyle görüldüğünde çok OP veya çok güçsüz bir ulti gibi duruyor olabilir. Yani ikisi arasında yorumlar yapılabilir. Çünkü ulti sırasında yeteneksiz kalıyorsunuz. Şu kısımları birazcık daha geçebilirsek. Düşmanları çarpıyorsunuz elinizde, tıpkı elinizde bir silah varmış gibi ve düşmanlara hasar veriyorsunuz. Ve baktığınız zaman da hani bunları e, düşmanlara koşarak yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu ulti konusunda çok tereddütlerim var. Kaç hasar veriyor bu nokta gerçekten çok önemli. Çünkü buradaki evet buradaki Phoenix hani böyle birazcık vuramıyor bunu ama eğer az bir hasar veriyorsa Phoenix gördüğünde one tap atıp direkt onun işini bitirebilir. Dolayısıyla yarın tahminimce yetenek ayrıntıları belli olacaktır affedersiniz. Dolayısıyla bu çarpma yeteneğinin kaç hasar verdiği gerçekten çok önemli. Yine zaten yeteneğe dikkat ederseniz ulti sırasında da hızlı koşabiliyorsunuz. Bu ayrıntı da gerçekten güzel olmuş. Özellikle eko avlamaya olsun, canı daha az düşmanlara koşmak olsun. Bu yönde kullanılabilir bir ulti olabilir diye düşünüyorum. Bunun dışında düşmanlara sarsıntı verdiğimiz bir yeteneğimiz var. Tıpkı yorunun flaşı gibi fırlatılıyor. Bir yere çarptırıyorsunuz ve bulunduğu noktanın içerisine giren düşmanlara bir sarsıntı yeteneği veriyor. Ama bu yeteneği çok da güçlü bulmadım az önce gördüğümüz yeteneği. Dolayısıyla dediğim gibi yani sürekli tekrarlıyorum ama gerçekten bunlar önemli şeyler. Yeteneklerin ayrıntıları gerçekten çok önemli. Hani daha çok bir düşmanı sarsmaktan ziyade düşmanların alanını kapatmak için kullanılacak bir yetenek gibi duruyor az önceki sarsıntı yeteneği. Evet genel olarak karakterimizin yetenekleri bu şekilde. Siz bu yetenekler hakkında neler düşünüyorsunuz bunları belirtmeyi unutmayın. Bu arada dördüncü bölümümüzün ismi de Karmaşa olacakmış. Gerçekten bu ajan ortalığı karıştıracak gibi duruyor. Umarım ki diğer ajanlarda da güzel değişiklikler görürüz dördüncü bölüm, bölüm başıyla ve yani bölüm içerisinde. Yani benim söyleyeceklerim ve görüşlerim ilk bakışta bu şekilde. Siz neler düşünüyorsunuz bunları mutlaka yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.